Merhabalar, bilgisayarlı modelistik yer ver eğitimde bugün polo yaka, hakim yaka ve polo yaka nasıl yapılır ve şu ortadaki polo yaka yapılışı nasıl olur, nasıl dikilir onu göstereceğiz. İki modeli var burada, erkek modeli de var, bayan modeli de. Bunları göstereceğiz size. Öncelikle şu baz üzerine yapacağız. Bazımızın ölçüleri burada gösterdim. Bazı tekrar yapmayacağım ama üzerinden kalıp çıkar yapıp tekrar sonucu göstereceğim. Polo yaka yapmak için şu şekilde çalışma yapacağız. Hakim yaka ve normal gömlek ayağı yakası ile iki türlü modeli var. Şimdi kalıp çıkartalım. Kalıp çıkardık, ona tıkladıktan sonra ön bedenimin kalıbını çıkartıyorum. Şu şekilde. Okey dedim, bıraktım buraya. Bu arada video var. Nasıl yapıldığını gösteren. Videomuzda izleyelim. Ustamız kalıbı dikerken biz de hazırlayalım işlemi, kalıbı. Ben düz çizgimi alıyorum. Bakın usta şimdi yapacak. Hazırlıyorum biraz önce, bir an önce. Pat boyu 15 santim, 15 santim buradan düz çizgi attım. Sağa tıkladım, dikey dedim, pop up dedim. Eksi 1,5 santim oluşturdum çizgimi, düz çizgime yine aktifim devam ediyorum. Yatay dedim, sağa tıkladım, bıraktım. Düz çizgimdeyim yine. Sağa tıkladım, dikey dedim, bıraktım. Şimdi usta burada 3 santim eninde çizgi pat yeri işaretini alıyor. Ben de onu hazırlıyorum. Uçları kes ikonuyla buradan hazırladık. Daha sonra ben simetri ikonunu alıyorum. Tabi bilgisayarda bu işlemi yapmak daha kolay. Okey dedim. Simetri oluşturdum. Daha sonra ben kalıp kumaş katı yap diyorum. Bakın kumaş katı aç dedim. Hazırlamış oldum. Yine düz çizgimi aldım. Buradan şuradan 1 santim yukarıdan bıraktım düz çizgimi. Simetri ikonuna tıkladım. Seçtim, okeydim. Sol tıkladım. Simetrisini oluşturmuş oldum. Usta görmüş olduğunuz gibi iki tane pat var elinde. Pat oluşturdu. Patları ben hemen oluşturayım şuradan. Patı kalıbın üzerinden kopyasını alaraktan pat oluşturacağız hemen. Şuradan sol tıklayaraktan kalıbımızdan okey dedim, pat oluşturdum. Kalıp kopyasını parça kopyala dedim, hemen bir tane daha pat oluşturdum. Patları oluşturdum. Usta bu arada dikiyor. Ben de kalıp çıkar diyerekten kalıbımın şuradan yeniden kopyasını alıştırıyorum. Bu kez kopyayı buralardan alıyorum. Okey dedim. Bazımı şöyle kenara bırakayım. Evet, şu şekilde birini buraya dikti. Birini diğerine de buraya dikti. Görmüş olduğun gibi. Şimdi o arasından kesecek buradan. Ben noktayı çizgide taşı diyerekten düz ipimin boyunu kısaltıyorum şuraya. Evet, kestikten sonra buradan dikecek. Videolu anlatım yapıyoruz. Hem dikişini hem de kalıbın nasıl yapıldığını anlatıyoruz bu arada. Modelde görmüş olduğunuz gibi böyle, böyle. Evet, ütüleyecek şimdi. Ütüye götürdü, ütüleyecek. Ütüledi, getirdi. Görmüş olduğunuz gibi. Polo yaka patını oluşturmuş oldu. Bazıdan çıkıntı şurası. Bunu da içine dikecek şimdi. Bu işlemden sonra yakalarımız var. Yaka ayağı ve hakim yaka. Bunların da nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Biz
modelimizin ön yakasını ve arka yakasının toplamını ölçüyoruz. Ön yaka ve arka yakamın çevresini toplamını ölçtüm. 25,5 geldi. Yarım santim büyüğünü yapacağım. 26 santim. Ben yakayı anlatayım. Usta da yakayı zaten yapacak şimdi. Dikecek de. Dikişini de gösterecek. Kalemi aldım. Sol tıkladım. Ekrana pop up yaptım. Şöyle alayım. Şuradan. Enimiz, yaka enimiz 7 santim, yakamızın boyu da 26 santimdi. Enter dedim. Okey dedim. Bakın, noktayı çizgide taşı diyerekten, bakın şu yakamızı oluşturacağım. Şuradan sol tıkladım, pop up yaptım. 27 santim yaptım burayı. 26 idi, 1 santim çıktım. İstersen 1 santim çıktım, evet. Şimdi eğri konumu alıyorum. Buradan sol basılı sürükleyerekten geldim. Daha sonra buradan pop up yaptım. 1 santim yukarı çıktım. Şu şekilde kavisimi oluşturdum. Yaka kavisimi bıraktım. Yeni çevre ikonunu seçtim. Yeni oluşturmuş olduğum çizgiyi seçtim. Okey dedim. Eski çizgiyi seçtim. Okey dedim. Daha sonra kumaş katı yap dedim. Çizgimi seçtim. Kumaş katı aç dedim. Seçtim. Yaka ayağını, polo yaka ayağını, yakayı oluşturmuş oldum, polo yakayı ben. Usta şey yaptı, şu gömlek yakası ayağından yaptı. Bir tane de bundan yapmak istiyorum size göstermek için. Bu da basit, bilgisayarda yapmak, gerberde yapmak. Yine kalemi aldım, sol tıkladım, pop up yaptım. Yaka yüksekliğim, genişliğim 3 santim. Yakanın yüksekliği boyu da 26 santimdi. Enter dedim. Bir kare oluşturdum yine. Daha sonra bakın. Doğrula. Doğrulamada şuradan değiştir. Gelişmiş. Gelişmişe tıkladım. Gelişmişin içinde çizgiden ikonu seçtim. Bu çizgiye sol tıkladım. Bu çizgiye sol tıkladım. Ustanın yapmış olduğu şimdi bu yakayı bilgisayarda yapıyorum bakın. Daha sonra bu çizgiyi seçtim. Açılan pencerede nokta 5 dedim. Hatta 1 diyeyim bakalım. 1 santim diyelim. Enter. 1 dersem çok kavis oldu. Tekrar gelişmişte çizgiden dedim. Bu çizgiyi seçtim. Bu çizgiyi. Daha sonra bu çizgiyi seçtim. Nokta 5 dedim. Enter dedim. Daha sonra da buradan oluşturdan daire köşe yuvarlayı seçtim. Sol tıkladım, köşeye geldim. Sol tıkladım. Bu köşemizi oluşturdum. Kumaş katı yap dedim. Çizgiyi seçtim. Okey dedim. Kumaş katı aç diyerekten kumaş katı açtım. Yaka ayağını bakın şu ustanın şu anda yapmış olduğu yaka ayağını burada yapmış oldum. Tabii bunun telalı olabilir. Birisi tela, birisi kumaş. Bir de çizim kalıbı olur bunlarda. Yaka ayağını, yakasını oluşturmuş olduk. İki tane model yapabilirsin burada. Biz iki tane model yaptık. Birinci modelimiz bakın. Burada yaka olanı şu. Şimdi de ustanın yapmış olduğu gömlek yakalı. Bu da. Diğer modelin. Şurada diğer modelimizin şu yaka. Diğer modelimiz de bu. Şimdi videoyu izleyelim sonuna kadar. Nasıl dikildiğinde görmüş olalım. Kalıplarımızı yaptık zaten. F3 diyerekten tam ekran diyebiliriz. Birden fazla yaptık. Silelim fazlaları. Patlarımız.
yakamız, yak ayağımız. Şundan şöyle alalım, şunu da alalım. Şu fazla patları da silelim. Ustayı izleyelim şu anda nasıl dikildiğini, oradan da görmüş olursunuz. Kalıbı biz yaptık, bitirdik. Bilgisayarlı modelistik yerber eğitim vermekteyiz. Telefon numaramız 0545 317 3945. Ayrıca plotter, digit, bilgisayar, full modelhane sistemleri tekstillere satmaktayız. İhtiyacı olan firmalar bizimle iletişime geçebilir. Özel eğitim vermekteyiz. Modelistlik, bilgisayarlı modelistlik eğitimi. Gerber eğitim veriyoruz. Şunu biraz ileri sardırayım. Bakın. Hakim yaka yaptı sadece. Yaka ayağıyla. Polo yaka. Burada düğme yerleri açılacak bir tek. İlik düğmesi açılacak. O kadar. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.